2 Ocak 2024 Salı, Bediracar Akşam Gazetesi, 10 yılın tecrübesi konuştu. 2023 Necip Fazıl ödülleri 10. yıla yakışır nitelikte bir törenle taçlandı. Törenin yapıldığı Atatürk Kültür Merkezinin opera salonunda oturmaya zar zor yer buldum, ama bundan şikayetçi değildim. Çünkü o salon, kurumsallaşmış bir ödülün toplumdaki karşılığının fotoğrafıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıldır hiç aksatmadan törenleri teşrifleri ise Necip Fazıl ödüllerinin her yıl daha coşkulu geçmesini sağlayan önemli etkenlerden biriydi. Türkiye son 10 yılda çok önemli imtihanlardan geçti. 15 Temmuz darbe girişiminden depremlere, ekonomik çalkantılardan terörle mücadeleye kadar pek çok güçlükle sınandık. Dünya genelinde de öyle. Savaşlar, doğal afetler, salgınlar… Bir yandan güzel gelişmelere de şahit olduk. Mesela bir rüya gerçek oldu. Fatih'in emaneti Ayasofya Camii yeniden ibadete açıldı. Yerli ve milli imkanlarla her alanda başarıdan başarıya koşan, dosta güven, düşmana korku veren bir Türkiye fotoğrafı da son 10 yılda daha belirgin hale geldi. Geçen cumartesi gerçekleşen Necip Fazıl Ödülleri töreni içinde 10 yılın tecrübesi konuştu desek yeridir. Türk Medya Kurumsal İletişim ekibi yoğun mesai harcayarak başarılı bir organizasyona imza attı. 10 yılın şahitliğinde şunu söyleyebilirim. Başından bu yana her ödül töreni ayrı ayrı önemliydi ama bu seferki en kapsamlı ve niteliklisiydi. Önceki senelere ait ödül törenlerinden önemli anları özetleyen kolaj videosunu izlerken büyük bir birikime doğru yol aldığımızı bir kez daha hatırlamış olduk. Evvel giden atlılar Nuri Pakdil, Rasim Özdenören, Teoman Duralı, Ahmet Özalp, Nevzat Altı, Necip Fazıl ödüllerinde yaşadıkları ve yaşattıkları coşkular, onlardan kalan hoş sedalar. Necip Fazıl ödüllerinin en anlamlı yanlarından biri de üstadlarla genç kuşağın sanatçılarını, edebiyatçılarını bir araya getirmesi dolayısıyla geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki köprünün bizzat kendisi olmasıdır. Öte yandan hatırlamanın ve vefanın adıdır bu ödüller. Nitekim bu yılın saygı ödülü sahibi 1938 doğumlu Hüsrev Hatemi'nin sözleri bunun sağlamasıdır. Şöyle diyor Hatemi, Türkiye vefalı memlekettir. Bu yüzden suyu çekildikten sonra geriye taşları kalan bir dereye dönüşmedim. Emekliliğimin üzerinden 17 yıl geçti ve işte Türk medya bir yağmur olup geldi ve derede tekrar su akmaya başladı. Mutluluğuma mutluluk kattı. Kurum açısından Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün manasına bakıldığında bu sözlerden daha büyük kıvanç olabilir mi? Çocuk Edebiyatı Ödülü'nün sahibi Figen Yamancoşar'ın geçmişte yaşadığı bir hayal kırıklığını bu ödülle teselli ve tamir ediyor oluşu da ilginçti. Figen Hanım İmam Hatip sıralarında öğrenciyken Türkiye çapında bir yarışmada birinci olmuş ancak başörtüsü sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ödül törenine davet edilmemiş. Eski Türkiye'nin garabet fotoğraflarından biri. İşte Necip Fazıl'ın başı dik çocukları bugün en güzel kürsülerden en güzel ödüllerin sahibi oluyorsa, Türkiye'nin hak ve özgürlükler konusunda geldiği noktaya bakıp şükredebiliriz. Bu seneki şiir ödülünün sahibi Ali Günvar'ın sözleri de hafızamda yankılanıp duruyor. Ödülünü Gazze'nin şehit şairlerine adayan Günvar, dünyanın farkına varmasını umut ettiği bir gerçeğin altını çiziyordu. Dünyada doğu ve batı medeniyeti diye iki ayrı medeniyet yoktur. Dünyada tek bir medeniyet vardır, o da insanı kamil medeniyetidir. Onun dışındakiler o insanı kamil medeniyetinden sapmalardır. Şöyle bir düşündüm de İsrail bebek katliamlarıyla bugüne kadar insanlığın elde ettiği medeniyet kazanımının katili olurken insanı kamil olamamış ortaklarını da aynı çukura gömdü. Öve öve bitirilemeyen Batı medeniyetinin ve onların kurumlarının Gazze'de hiçbir işe yaramadığını gördük. Sadece vicdan sahibi insanlar dünyanın dört bir yanında bu vahşi soykırım karşısında ayaktalar. O halde Ali Günvar hocamızın dediği gibidir. Dünyada tek bir medeniyet vardır, o da insanı kamil medeniyetidir. Necip Fazıl Ödülleri töreninde bunu da defterimize not ettik. 10 yılın birikimine bir ilmek daha.